Öyle. Evet. Arkadaşlar bu Usama 2003 sorusu. Şimdi burada eşitsizliğin bu tarafındaki ifadenin şöyle göstereyim. Şuradaki sol tarafındaki ifadenin sıfırıncı dereceden homojen olduğunu görmek kolay değil mi? Üst tarafta da hani tek kare çıkacak. Alt tarafta da tek kare çıkacak. Onlar birbirini sadeleştirecek. Yani bu gördüğünüz ifade sıfırıncı dereceden homojen. Sıfırıncı dereceden homojen. Dolayısıyla ben artık şunu yapabilirim. Genelliği kaybetmeden bir şey varsayabilirim. Ve çözüm de şunu varsaymış. Üçü varsaymış. Bu durumda yukarısı ne olmuş çocuklar? Şöyle yazayım. 3 artı a'nın karesi bölü 2a kare artı 3 eksi a'nın karesi artı 3 artı b'nin karesi bölü 2b kare artı 3 eksi b'nin karesi artı 3 artı c'nin karesi bölü 2c kare artı 3 eksi c'nin parantez karesi olmuş arkadaşlar. Şimdi bunlardan şu bir tanesini alalım. Şöyle şu bir tanesini incelemeye başlayalım. Pay kısmını 3 ile çarpalım demiş arkadaşlar. Pay kısmını üst tarafı 3 ile çarpalım. Ve ifadeyi sadeleştirelim. Neden 3 ile çarpalım? Çünkü bu ifadeyi toplayınca yukarının 3 ile çarpmanın mantıklı olabileceğini düşünüyor. Yani tek yapacağımız pay kısmını 3 ile çarpmak arkadaşlar. Bakın ifade neye dönüşüyor? Sadeleştirirsek aşağıdakilerin hepsi çünkü 3'e bölünüyor. A kare artı 6a artı 9 bölü a kare eksi 2a artı 3 oluyor. Bu ifadeyi de üst tarafı alt tarafa bölerseniz b artı 8a artı 6 şu ifadeyi de a eksi 1'in parantez karesi artı 2 diye düşünebiliriz. Bu ifadeyi de çocuklar, bu ifade a eksi 1'in parantez karesi her zaman sıfırdan büyük eşit olduğundan onun yerine onu düşünmeden çıkararak şu şekilde yazabilirim. Değil mi? Çünkü alt taraf büyürse ifade küçülecek zaten. Dolayısıyla biz küçülttük ve ifade büyüdü. Bu da eşittir. 4a artı 4 oldu. Yani şöyle çizeyim. Şöyle yapmış olduk. Biz şu ifadenin 3 artı a'nın karesi bölü 2a kare artı 3 eksi a'nın karesi ifadesinin 4a artı 4 şurada çarptığımız 3'ü de karşıya bölü diye atarsak böyle olduğunu göstermiş olduk. Dolayısıyla 3 artı a'nın bizim aradığımız şey 3 şurası yani şurası. 3 artı a'nın karesi 2a kare artı 3 eksi a'nın karesi küçük eşittir. Şuradaki 3'ü dışarı atabilirim. Hatta genel olarak yazayım sonra atayım yani sistem olarak görün. Şöyle olmuş olacak. Bu da çocuklar 1 bölü 3 parantezinde 4a artı 4. O da eşittir. 1 bölü 3 parantezinde şu artı 4'ten a, b, c için birer tane gelecek. 12 artı 4 tane c siklik a olacak. Ki onun da a artı b artı c'yi de biz 3 kabul ettiğimiz için şurası 3 olacak. Ve burası neye eşit olacak? 8'e eşit olmuş olacak. Dolayısıyla biz çocuklar burada
3 artı a'nın karesi bölü 2a kare artı 3 eksi a'nın karesinin toplamlarının 8'den küçük eşit olduğunu göstermiş olduk. Soru da zaten bizden bunu istemişti. Yani illaki a artı b artı c'ye 1 vereceksiniz diye bir şart yok. Burada 3 vermiş. 3 verdikten sonra aşağısı ile yukarısının sadeleşmesi için paydayı 3 ile çarparak ilerlemiş.